Bugün burada olmamızın asıl amacı bizlere bilirkişi raporu diye verilen beton örnekleri alınmadan, demir örnekleri alınmadan bize yeterli denilen bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmememizdir. Buna ek olarak 2020 yılında başta Ebrar Sitesi ve Kahramanmaraş için AFAD tarafından düzenlenen İRAP'a göre bu bölgedeki asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu ve herhangi bir yerleşime uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu bölgenin kentsel dönüşüme gitmesi gerektiği de belirtilmiştir. Bize bu konuda herhangi bir bilgi ve yaptırım yapılmamıştır. Bu insanlar, 1400 insanımız burada göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Buna ek olarak bizim burada sadece müteahhitlerle bir sorunumuz yok. Bize bunları söylemeyen, görevini liyakatle yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarındaki kişilerle de sorunumuz vardır. Asıl istediğimiz şey ailelerimiz için, kaybettiklerimiz için adalettir. 22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp spor salonlarına, yollara, refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerimi, annelerime, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar Sitesi'nin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız. Bu karanfili kardeşim Halil Sarp olmak üzere bütün deprem şehitlerimizin anısına bırakıyorum. Benim yavrularım kimi 5 yaşında, kimi 19 yaşında, kimi 40 yaşamamış. Burada hepsini kurban verdim. Kendi şimdi çelik binada zevkini sürüyor. Oturuyor benim evimin karşısında. Benim çocuklarımın müteahhiti, mimarı, mühendisi. Kim varsa bunun sebebi, kim ise bunu bize sağlam diye veren. Bir damla kanını halel etmem yavrularımın. Hakkımızı sokunacağı arayacak. Buralar patlıcan tarlasıydı. Buralar marul tarlasıydı. Buralara 5 katlıdan fazla izin verilmiyordu. Neden 11 katlı bu binalara izin verildi? Neden bu imzalar atıldı? İmza atanlara şunu diyorum. Vicdanınız rahat mı? Rahat uyuyabiliyor musunuz? Akşamları yastığa başını koyduğunuzda rahat mısınız? Bilmiyorum. Şuradaki okuldaki o kadar çocuk, 280 tane çocuğun geleceğini çaldınız, gençliğini çaldınız. Benim torunlarım da içindeydi. İkinci kattan tek sağ çıkan benim. 9 saat boyunca anne baba diye yalvardım. Hiç kimse sesimizi duymadı. Sesimizi duymamaya devam ediyorlar. Ben sesimizin duyulmasını istiyorum. Sesimizi duyun. Annemle babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adaleti sağlayın. Burası imara açılmamalıydı. İmara açılmayacaktı. İmara açılamaz dediniz. Neden imar açtınız? Neden 11-12 katlı binalar yaptınız? Üstüne neden teras katlar çıktınız? İlk 10 saniyede yıkıldı benim binam. 2012 yılında belediyenin vermiş olduğu bir inceleme var. O incelemede Ebrar Sitesi ve Erk Apartmanı Niğde Blok incelenmiştir, onaylanmıştır, yaşamaya uygundur diye imza attınız. Ama ilk 10 saniyede yıkıldı. Annem, babam.
İlk 10 saniyede yıkılan binada annemle babamı kaybettim ben. 9 saat sonra çıktım enkazdan. Hiç kimse yardım etmedi. Yardım etmediğinizi hiçbir şey demiyorum. Yıkım çok büyüktü. Ama buraya imar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum. Böyle toparlanırlar, madalya böyle toparlanırlar. Biraz daha şöyle bana, biraz daha şöyle. Ha, şurada var.